Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılarımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulu atan gün tertitki haberlerine huzurunlağı sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktanlar ekranımız olsun. Xitay Avrupa devletleri elçilerinin Şarkı Türkistan'ı közden keçirişine ruhsat kıldı. Xitay rejimi Avrupa İttifaqi devletleri elçilerinin Şarkı Türkistan'daki yığıveliş lagerlerini közden keçirişine ruhsat kıldı. Avrupa İttifaqi devletleri Xitay rejimiga özleri eniklap çıkan lagerlerini közden keçirişini talep kılgan bulup, bırak Xitay red kılgan idi. Emdilikte her iki tarafının müzakirleri neticesi de kilişkenliki bildirildi. Bu münasibet bilen dünyanın her kaysi jaylardaki her bir Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarının yokulup ketken uruh tukkalları, aile azaları ve dost braderleri bulup mu Xitay'nın lagerlerde tutup duruluvatkan yıkılları hakkıdaki tefsili malumatlarını Avrupa İttifakı'nın Beijing'de turuşluk elçihanesi'ye yollap verişini alahide tavsiye kılımız. Ekranda çıkıp duruvatkan adres arkalık poşta ya ki ilhat ya ki faks yollaş bilen ailenizin ehvalini tefsili kılıp malumat yetküzün. Ular vatanımızda 10 minlerce materyal bilen varsın. Bu hareketke asla sel karıman. Avrupa İttifakı'nın Beijing'de turuşluk elçihanesinin Şarkı Türkistan'daki yığıveliş lagerlerini ziyaret kılgıcı heyetinin adresi tömendikçe. Şunlukla bu haberini hemme yerge tarqıtıp köplügen qeyrindaşlarımızın haberdar kılışını unutman. Tesvirligisiz cinayet devam kılmakta. Xitay tecavüzcileri halkımızın her xil bahaneleri bilen yok kılışını devamlaştırmakta. İgelligen uçurlarımızga göre süratteki bu kişi vatanımızdan Kaşgar vilayeti Yeniser nahisi Qoğaş yesidin yakki ticaretçi Mehmet Tursun Acim bulup vatanımızdan her kaysi şehirlerde may zavutu kurup ticaretini kengaytken. Kişiler arasında sahavetlikliki bilen tunulgan bu kişi Xitay işgalcileri tarafından 2016 yılının ahırı tutkun kılıngan. Onunla artılgan cinayet bolsa onun 2004 yılı hac kılgallıkı bulgan. Xitay işgalcileri bu kişini şu tutkun kılgancı koyup vermeyi 2018 yılı 5. ayda Yeniser naisi Ägüş yesidi yeniden selinigan türmede kıyın kıstak bilen öltürvetken ve meyitini mu vermegen. Bu kişi Memtimin Abdülkadir bulup Yeniser naisi Ordu Aldı mescidinin imami ve hatipi. Xitay bu mescidini 2014 yılının ahire çekip taşlagan deyken Yeniser'deki çoğun cami Dervazı mescidine imam kılgan. Bu kişinin o 2004 yılı hac kıldın degen bahane bilen 2016 yıldan başlayıp avarı kılışkı başlayan ve onun sakal burutlarını düşürüp hakaret kılgan. Bunun bilen mi boldu kılmağan Xitay 2017 yılı 3. ayda tutkun kılıp 10 yıllık kamakka hüküm kılgan ve Turpan Dahiyen türmesiyle kamagan. Zalim Xitay cellatları onunla kılgan zulümleri yetmegendek onun ayalı Nurala hanımını mı İran balı okutkanda o balılarga tamak etip berifsen degen cinayet bilen tutkun kılgan ve kattık kıyın kıstakka algan. Ve 2019 yılı 1. ayda igellengen uçurda onun közleri körmeydigan bulup kalgallıkı ve ilişip kalgallıkı haberi kelgen bolsumu 3. ayının 30. günü türmede kıyın kıstakta öldürülgeliki hakkıda işencilik haber geldi. Xitay onun oğlu Abdüqupur Memtimin'nimi tutkun kılgan bulup onun hiç kandak izdiriki yok. Kızı Buhalcan Memtimin'ni bolsa yoldaşı Celil Mahmut bilen birlikte tutkun kılgan bulup, onlarga artılgan cinayet bolsa onlarının 4 perzentlik bolganlıkı bolgan. Onlarının hazırkı ehvali ve sırtı kalgan Narsiyedi 4 balının ehvali hakkıdı mı hiç kandak malumat yok. İgelişimizce Buhalcan Memtimin'nin yoldaşı Celil Mahmut'nun akı inileri mi birlikte tutkun kılgan bulup, onlarının mı hiç kandak izdiriki yok. Xitay Uygurlarını öz yurtlarından yötkep yokutuşunu tizletmekte. Xitay'nın Aksu Akbarat Toru'da elan kılınan bir haberde malum buluşça, fakat Aksu vilayetinin özüdüle bu yıl kirgen 4 aydın buyan 14 mingi yakın adam atalmış işki orullaştırış bahanesi bilen öz caylarından yötkep getilgen. Haberde bayan kılınışça bu kişiler teşkilli kalda işkili ülkelerde yötkep işki orullaştırılış, atalmış Abdunum rayon tevasi yötkep işki orullaştırış, Bintvengi yötkep işki orullaştırış, vilayet içi de emgek küşlerini yötkeş katarlık türleri boyunca öz yurt makallarından yötkep getilgen. Közetküçüler bu hıl yötkep işki orullaştırışının emniyetli kişilerini öz yurt makallarından yötkü vetiş tep karımakta.
Xitay xabarlar torining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayon miqyosi bo'yicha bu yilning 1-faslida atalmish 5-chi emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish nomi ostida yotganlarning soni 526 ming odam qatimiga yetgan. Bu oldingi o'xshash fasldagidan 14% o'rligan bo'lib, yotgash xizmati Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan janubdagi 3 viloyat va 1 oblastga qarashliq 22 nohiyni asos qilib turib elib berilgan. Yuqoridagi bu xabar yana bu yilning 1-faslida vatanimizdan 430 ming odam qatimining atalmish kasbiy tarbiyalashga o'rinlashtirilganligi va janubda 110 ming odam qatim ishga o'rinlashganligi yozilgan. 5-chi emgak kuchlarini yotgash siyosatida asosliqi Xitoyning ichkiri o'lkalarga yotgash izchil muhim salmoqni egallamoqda. Chet ellardagi kuzatuvchilarning qarashicha Xitoy rejimi yepiq tarbiya lagerlarini kasbiy tarbiya markazlari deb atayotgan bir sharoitda yuqoridagi yotgap ishqa o'rinlashtirilganlar, lagerga qamalganlar va lager atrofidagi zavodlarda ishqa salinayotganlarni ham o'z ichiga olishi mumkin ekan. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari Xitoy rejimining yotgap ishqa o'rinlashtirish nomliq bu harakatini Uyg'urlarning maqsadli holda tarqoqlashtirish, Uyg'urlar 70% dan ortiq bo'lgan janubdagi rayonlarning nufus qatlamini buzib, bu joylarga texnik ko'p Xitoy aholisini ko'chirib kelib, o'rinlashtirishni maqsad qilganligini ilgari surmoqda. Sharqi Turkiston hay'atining Kuveyt ziyorati davom qilmoqda. 8 aprel dushanba kuni Sharqi Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati va Sharqi Turkiston ulamolar birligidan tashkillangan hay'at islom dunyosida Sharqi Turkiston masalasini tunutish va rasmiy davlat o'rinlari, jamoat arboblari va jamiyatning har sohalarining qo'llashini qo'lga keltirish uchun boshlatilgan xalq diplomatiya harakatida ayrisi ichida Kuveytga yetib bordi. Hay'at tunugun oqshom Kuveyt divan majlisida Sharqi Turkiston va Xitoyning vatanimizda elib berayotgan vahshi qirg'inchilikni tunishtirdi. Kuveytning muhim davlat odamlari, jamoat arboblari va jamiyatning farqli sohalaridan muhim shaxslar jam bo'lgan bu uchrashuvda qatnashuvchilarning hammasi Sharqi Turkiston masalasini butun diqqati bilan angladi va muhim muzokaralar elib berildi. Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi va ma'rif jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon, Sharqi Turkiston ulamolar birligi muavin raisi Sirojiddin Azizi va birlikning da'vat guruhisidan Habibulloh Kusani va Mahmudjon Damollam qatorliklardan tashkillangan hay'atning ziyorati davom qilmoqda. Bu qozoqlar Xitoyning azamati bo'lib hisoblanadi. Qozog'istondan nomus qilarliq bayonot keldi. Qozoq xabarlar to'rining bugungi xabariga ko'ra, Qozog'iston tashqi ishlar ministrligi so'zchisi muxbirlarning Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmi ostida qolgan qozoqlar haqida so'ralgan savoliga butun qozoq tarixiga o'chmas dog' keltiradigan shaklda javob berdi. U javobida Sharqi Turkistondagi qozoqlarning Xitoy fuqarosi ekanligini, shunglashqi Sharqi Turkistondagi qozoq masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligini, o'zlarining Xitoyning terrorlikka qarshi mujohidalisini qo'llaydiganligini bildirish bilan birga bu masalani endi to'liq tilga olmanglar deganlarini bildirdi. Qozoq xabarlari to'ri bu xabarni butun qimmat qarashlarimizni sotgan hukumatimiz endi irqimizni sotdi degan mavzu bilan berdi. Ijtimoiy uchur vositalarida uning bu so'zlari jiddiy g'ulg'ula paydo qildi va qattiq ayiblandi. Bu qozoqlar Xitoyning azamati bo'lib hisoblanadi. Әрине, біз үшінші мемлекеттің ішкі істеріне кіріспеушілік принципін ұстанамыз. Сондықтан сіздерге де өтініш, бұл ақпаратты енді егер нақты осымен жабайық, қайта-қайта көтере бермей. Xitoy sözçisi avustraliyalik 5 nafar uyg'ur bola haqidagi ma'lumotni bilmaydiganligini da'vo qildi. Angliyaning The Guardian gazetasining xabariga ko'ra, Xitoyning uyg'urlarni qattiq bostirishi natijasida chet el fuqaroligiga o'tib bo'lgan uyg'urlar mo nasibasini olmoqda. The Guardian gazeti hozir Sharqi Turkistonda eng az 17 nafar Avstraliya fuqarosining Xitoyning jazo lagerida ekanligini bildirdi. Bunundan sirt yoshlari 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 5 nafar Avstraliya fuqarosi Uyg'ur bolalarining mo Sharqi Turkistondagi atalmish bolalar yaslisi nomidagi 1100 lagerda ekanligi, ularning har birining eng oz deganda ota-onalarining biridan ayrilganligini bildirdi. Bu 5 bola farqliq 3 oiladan bo'lib, hammasi 2 yildan buyon Sharqi Turkistonda ota-onasi yoki ularning birining lagerga qamalganligi sababli qapsilib qolgan. Shundoqli bu bolalarmi Xitoy ochgan atalmish yaslilarda mingisi yuyilayotganligi
яки Хытай аилеге балы кылып беривитилген болуш ихтималлыгы бар. Балаларның Австралияда калган аилеси яки якыннары Австралия хөкүмәтенә мөрәҗәгать кылып, балаларның катык әндише кылып атканлыгын белдерүште ва хөкүмәтнең уларны кайтырып әкелиш өчен җитди хәрәкәткә үтмәгәнлеген айыплады. Балаларның вакыалыгы бер-биредән эченешлек булып, Австралия пухрасы уйгыр белән той кылган ва техи Австралия пухралыгыга үтмәгән уйгыр аял 2 ел бурын 2 баласын алып ватангә кайткан. Bir mezgildən kən pasportu tərtib elinən və Avstraliyaya qaytalmagan. Yeni bir ayalmo hamili vaqtida vətənə səyahətə barğan və pasportu tərtib elinib Avstraliyaya qaytalmay balasını vətəndə tuqqan. Avstraliya puxrasının balası bolğanlığı üçün 6 aylıq bolğuça onun Xitay pasportluq anasını tutmagan bolsumu, balı 6 aylıq bolğandan kən anasını tutub getgan. 2 həftədən kən balını əmdirəyatqanlığı üçün qaytı quyub verilgan. Amma Xitay tajavuzkilleri onunğa balı 1 yaşqa kirgandan keyin qayta tutqun qilinganligini va balaning Xitay açqan atalmış yasliga yerleştirildiganligini, keyin Xitay ailəgə balı qılıb berib etildiganligini bildirgan. Bu ayalning Avstraliya puxraligidagi yoldaşı ayalining qayta qo'lga elinmasligi uchun Xitay saqchilariga 60 ming yuan pora berganligini bildirdi. Bu xabarning orqasidan tunugun Xitay tashqi ishlar ministri so'zchisi Lu Kang Muhbirlarning bu vaqtda so'ragan savoliga javob berib, nomus qilmasdan xabarda berilgan ma'lumotlardan xabari yo'qligini. Xitoy doiralari atalmiş Xinjiangda terrorlik va asabiylikni tugatish uchun harakat qilayotganligini, axborotning Xitoy doiralarining atalmiş Xinjiang siyosati haqidagi xabarlarni to'g'ri va obyektiv holda bermaganligini bildirib, bildirdi. Та со цайчу де зэ чузун, ве ми йин зай зэ дуоци джешао гуо, Синьцзян зичу чэнфу е дуоци джешао гуо. Та де муди джу ши вэй ле цайчу фандуй кунгу зуйи хэ чу джидуанхуа де ичи юфангсин цоши. Xitayda iğir ot apetleri ve partilaşları küçeymekte. Yıkındı mıyan Xitayının her kaysi ülke şehirlerde arka arkadın küçülük ot apetleri ve partilaş vakaları yüz berip, iğir ölüş yarılınış ve iktisadi ziyan meydanına geldi. Bildirilişçe Xitay içki kalay mıkancılık cinginin hazırlık baskıcı tuturmakta. 3. April Xitayının Xibi ülkesi Çinhuangdao şehri Çinlong rayonu Şenşoyuan Canubi Tağı ormanında küçülük ot apeti yüz berdi. 4 April Liaoning Haiqingda bir yanartog' apiti maydonga keldi. 5 April Xitoy Kunshan shahri Baching Maoshating Yong zavodida ig'ir o't apiti yuz berdi. 5 April yana soat 10 atrofida Xitoyning Shanxi Chengyao Yingshan g'arbiy boj elish punkti Shushangpo o'rmonligiga o't ketgan va bu o't boj elish punktining yenig'icha kengaygan. 6 April tush soat 12 atrofida Чэньчжоу шәһәре Фэнзи районы Чэңдун көчесе Шаошин юлы якынында туйыксыз бер ут апты мәйданга келгән. 6 апрель кеше яна Чинанның Лушан якынларындагы гәрби 2нче айланма юлының гәрбидә бер ут апты йөз бергән. Шундыйкла Бейҗин Хуайроу Баушан тегы бутханасының янында янартаг апты, Ханчжоу Чяосы яр асты поезд бекте ва Шанши Ханчэнда ут апты йөз бергән. Suju Liyuan yeni quruluş bahasida çoğ ot apeti qatarlıq apetler yüz berib, iğir adam ölüş və yarılınışdan başqa nurgun iqtisadi ziyanlar meydanga kelgan. Xitay dairler bolsa bu apetlerinin xəbərini və keltürgən ziyanlarını axbaratdan qaçırışqa və az görüşüşkə tirişmaqda.看看，我们这边大火。 我们这边一个厂烧掉了，毛纺厂全部烧完。
Австралиядагы чоң типтеги намайышта Кытайнын жинаяты паш кылынды. 6 апрель шәмбе күне Австралиянын ар кайсы жайларында жашап аткан уйгурлар Австралиянын Мельбурн шәһәрендә Австралия Шарык Түркстан җәмгыяте ва Виктория Ислам берлегенең берлекте оештырышы белән кен көләмлек намайыш, ахбарат элан кылыш ва имза топлаш фаалияте алып барды. Фаалият Мельбурн шәһәренең мәркездәге иң авыт җай булган дәүләтлек китапхана алдыда алып берилде. Намайышка Адалайт, Сидни ва Мельбурндан булып 500 дән көбрәк кеше катнашты. Faaliyet nahayti jallıq elip berilgan bolup, Xitay tajavuzçilarining 21-nji asırda elip beriyatqan vahşi qırğınçılığining jallıq ifadeler berilishi yalğız meydanğa yığılğan musulmanlarningla emas, belki jemiyatning har qaysı sahalaridagi yerlik kishilarningmi alahida diqqatini tortdi va bas-basda imza toplash faaliyetiga qatnashdi. Faaliyetda Sharq Turkiston Avstraliya jemiyati raisi Nurmuhammad Turkistani Sharq Turkiston ulamolar birligi bayonotchisi Abdusalom Alim, Victoria Islom birligi raisi, muavin raisi, bosh katibi va ayollar xizmati mas'uli ayrim-ayrim so'z qilib, Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchiligini ayibladi va bu zulmga to'xta deyish kerakligini jonliq o'tirg'i qo'ydi. Faoliyatga yana parlament a'zosidan bir xonim qatnashib so'z qildi. Shundaqla bu qatimqi faoliyatga nufuzli axborot vositalari qatnashib, faoliyatning jarayonidan Avstraliya xalqini ma'lumotga ega qildi. Haklarımızın üzerinde birilerinin tasarrufta bulunmasına asla fırsat vermeyiz, veremeyiz. Erdoğan hiç kimden Türkiye'den S-400 setiveliştin vazgeçişini talep kılalmaydıqallıqını tekitledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, ilgili hukukluk devlet bulan Türkiye'den hiç kimden Rusya'dan S-400 başkurulduğun bomba sistemesini setiveliştin vazgeçişini talep kılalmaydıqallıqını tekitledi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan 8. dekabr Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen birlikte 8. kıtımlık Türkiye-Rusya yukarı derecelik hemkarlık kengişi yığınığı başçılık kıldı. Arkadan iki rehber ortak ahbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Suriye'nin şimalıda devletimizin beyhaterliki bilen Suriye'nin zimin pütüllüki tehdit payda kıldığı kurulmalarına köz yumalmaydıqallıkımızını bildirdik. Rusya bilen ortak düşünüş asasında milli bihaterlikimizge kas kılgan terörlük teşkilatlarını Suriye'den koğulap çıkılışta kat'i kararğı egemiz dedi. O Washington'nın Türkiye'nin S-400 başkurulduğun bomba sistemesini setibilişe hakkıdaki tenkitlerge münasifetlik bir sualga mundaqtap cevap verdi. Üçüncü tarafını bir aram kılamdı kılmamdı, biz igilik hukuki şartsız halkı tabi bolgan bir devletimiz. İgilik hukukumuzga birisinin arlaşışığı ruhsat kılalmayımız. Ondaq bolmağanda halık ve devlet bulalmayımız. S-400 toğrısında planımızı bekitip bolduk. Yol haritimizi sizip bolduk. Kademimizi bastuk, hemme iş ahırlaştı. Emde bolganda kopukla bunundun vazgeç digendek tavsiyelerini kılgallar bizni tunumaydı digen gap. Biz bu mesele toğrısında kilişim imzalıgan bolsak, iş ahırlaştı digen gap. Onunki karıta yolumuzu devamlaştırımız. Bu bizden ilgilik hukukumuzdur, hiç kim bizden bunundun vazgeçişini talep kılalmaydı. Biz S-400 konusunda yol haritamızı zaten belirlemişiz, çizmişiz, adımlarımızı atmışız. Her şey bitmiş ve bizden kalkıp da bundan sonra gel buradan vazgeç gibi temennilerde bulunanlar veyahut da böyle bize bazı tavsiyelerde bulunanlar demek ki bizi de tanımıyor olacaklar. Ve biz bu konuyla ilgili olarak bir şeyin akdini yapmışsak, sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir. Ona göre biz yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz ve bu da bizim egemenlik hakkımızdır. Bu bizim tasarrufumuzdur. Bundan kimse bizden vazgeçmemizi isteyemez. Hürmetli televizyon kurucular, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köpü rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.